Vejdet Öz'ü yayını alırken ben Tansu Çiller'in bugün iktidara yakın Turkuaz Medya grubunun bir etkinliğinde yine o grubun bir temsilcisine yaptığı açıklamadan birkaç cümle okumak istiyorum. Diyor ki Tansu Çiller, ben milletimi özledim. Bugün sosyal medyada çok dolaştı bu laf. Çok cevap geldi bu ben milletimi özledim lafına. Ben milletimi özledim. Ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum. Her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Tecrübelerimi özellikle gençlerle paylaşmak istiyorum. Sadece hazır değilim. Bunu istiyorum. Kim ne kadar isterse o kadarını alır. Bu benim borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim ama neye karar verirsem vereyim konu koltuk için yapmayacağım bunu. Bunu ikbal için yapmayacağım diyor. Şimdi Tansu Çiller daha önce de Demokrat Parti'ye teklif göndermişti. Demokrat Parti Genel Başkanı demişti ki Demokrat Parti marabasıyla birlikte satın alacağınız bir köy değil. Şimdi Vejdet Öz yayınımızda Adalet Partisi Genel Başkanı. İyi akşamlar Sayın Öz. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? Ederiz. Sağ Hayırlı olun. Hayırlı programlar diliyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Tansu Çiller sizi aradı. Ne dedi? Efendim Tansu Çiller direkt kendisi aramadı. Bir ortak dostumuz aracılığıyla haber gönderdi. Dolayısıyla konutuna davet etti. Tabii biz de eski başbakanımız olduğu için ben de o dönemi Sağlık Bakanı Müsteşar Vekiliyim. Daha önce müsteşar yardımcılığı genel müdürlük görevini yapmış eski bir bürokratım. Cerrahpaşa'nın da bir öğretim üyesiyim. Adli tıpta hocayım ben de. Adli tıp öğretim üyesiyim. Dolayısıyla hem bir öğretim üyesi büyüğümüz, ablamız hem de eski başbakanımız bu davetini icabet ettim. Ama tabii ben gittiğim zaman ne konuşacağımızı bilmiyordum. Herhalde Türkiye'nin genel siyasetiyle ilgili partimizi de kurduk. Adalet Partisi de Demokrat Misyon'un ikinci temsilcisi Demokrat Parti'den sonra. Dolayısıyla bu siyaseti konuşacağız, mevcut siyaseti diye düşündük. Tabii icabet ettik nezaketen. Çayımızı kahvemizi içtik. Ekonomi konuştuk. Tabii Tansu Hanım'ın siyaset alanı ekonomi. Daha evveliyatında da Süleyman Demirel başbakan olduğu dönemde ekonomiden sorumlu devlet bakanıydı biliyorsunuz. Evet. Daha önceki dönemlerde de danışmanlığını yapıyordu. Biz de o dönemlerden birlikteyiz. Dolayısıyla bu konuları konuştuktan sonra bizim neler yaptığımızı çok merak etti. O konuları anlattım. Çünkü partimiz 2021 senesinin 25 Aralık'ında seçime girme yeterliğini aldı. Şimdi 6 aylık bekleme süresini geçiriyor ve Haziran'ın 11'inde itibaren bütün seçimlere katılabilecek. Tabii bunları merak etti. Ben de nezaketen bilgi verdim. Ha, seçime girip giremeyeceğinizi sordu öyle mi? Tabii onları sordu. Tabii kadromuzu, partinin durumunu, Türkiye'deki teşkilatlanma durumlarını sordu. Ben de merak içerisinde izliyorum tabii sorularını, neler sorduğunu. Bunları ben partiyi merak ettiği için, hani bir abla, bir büyük olarak Demokrat Parti'ye Doğru Yol Partisi bizi merak edebilir. Çünkü o misyondan geliyor. Bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış. Dolayısıyla sohbet bir anda evrildi. Ben de dedi siyasete girmeyi düşünüyorum. Tabii ki demokratik haktır, girebilir. Memnun olduğumuzu ifade ettik. Peki dedi, birlikte devam etmemiz mümkün mü? Hay hay, tabii ki bizim aynı partide beraber devam edebiliriz. Ama sonraki ilerleyen sohbette anladım ki partinin başına geçmek istiyor. Bizlerinde onun himayesinde çalışmasını istiyor. Tabii böyle bir şeyi ben kabul edemem. Bu hem bize karşı bir saygısızlık hem kadromuza, arkadaşlarımıza. Çünkü biz parti 2015 senesinde tekrar açtık. Adalet Partisi kapalıydı biliyorsunuz. Açtık. Süleyman Demirel'in, rahmetlinin o dönemki tavsiyeleriyle sonra vasiyeti haline geldi. Partiyi açtık. Ben de Süleyman Demirel'in eski bir bürokratıyım. Hem üniversite hocasıyım ve birlikte çalıştım. Şu anda 7 profesör arkadaşız, beraberiz. 7 profesör arkadaşımız var ve Demokrat Parti'nin o dönemlerinden işte gelen ailelerin çocukları, Adalet Partisi'nde gençlik kollarında görev yapmış. Ben de gençlik kollarında görev yaptım. O arkadaşlarımızla beraber Doğru Yol döneminin de bürokratıyız. Oradaki bürokrat arkadaşlarımızla beraber partimizi kurduk. Tabii ne diyor yani, nasıl geçecekmiş partinin başına? Arayıp sormadan, yıllar geçmiş aradan bir anda çıkıp da ben dönmek istiyorum. Bana tabii partinizi verir misiniz direkt demedi ama dolaylı bir şekilde
teklif etmiş oldu. Tabii biz de bunu yani nezaket kuralları içerisinde böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledik. Gayet samimi, hoş bir şekilde de ayrıldık nezaket kuralları içerisinde. Nasıl söylediniz böyle bir şeyin olamayacağını? Olamayacağını açıkça söyledim. Yani böyle bir şeyin olamayacağını söyledim. Yani bizim partimiz şu anda kurumsal yapısına erişmiş. Türkiye genelinde teşkilatlarını tamamlamış. Pek çıkmıyoruz. Televizyonlara fazla çıkmıyoruz. Yani ama mesela kongre yapsanız aday olur mu öyle bir şey olsa? Böyle bir mücadeleye girer mi? Yoksa bana böyle altın tepside verin partiyi mi dedi? Ne dedi? Yani gelsin yarış. Öyle gibi oldu. Ha. Sanki öyle gibi oldu. Sonra öğrendim ki Doğru Yol Partisi'yle de yine bir görüşme yapmışlar. Çünkü Doğru Yol Partisi şu anda yeterliğini almadı. Daha teşkilatlarını tamamlamadı sanıyorum. Sizinle ne Demokrat zaman görüştü Parti, Vecdet Bey? Benimle bizim işte kongre bittikten sonra epey oldu. Yani bir aydan fazla oldu. Epey oldu. Sonra ben öğrendim ki herhalde bir partiyle anlaşmışlar. Siyasete döndüğünü. Tabii ki demokratik haktır, dönebilir. Anlaşmış mı? Bu bilgi bizde yok, sizde yani var. Böyle bir duyum geldi bana. Ben de söyleyen arkadaşımıza hayırlı olsun dedim. Hangi parti acaba Vecdet Bey? Bilemiyorum. Biliyorsunuz da mı? Söylemek mi istiyorsunuz? İsmi duyulmayan bir parti. Herhalde onu teşkilatlandıracaklar diye düşünüyorum. Demokrat Parti'de biz de böyle bir şeyi kabul etmedik. Bu çünkü emeğe hakaret olur. Geçmişten beraber olduğumuz arkadaşlarımıza hakaret olur. Böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değildi. Netice itibariyle biz de devletten geliyoruz. Devlet tecrübesi, devlet efendime söyleyeyim umuru almış insanlarız. Vecdet Bey, şimdi Çiller büyük bir ihtimalle, yani genel kanı o ki AKP'ye yakın bir politika güdecek. Adalet Partisi'nin duruşu ne bu yönde? Yani siz bu konuşmada bunu da söylediniz mi? Efendim biz şu anda münferit hareket ediyoruz. Duruşumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefet ediyoruz. Yani yola çıkış şekli. Mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnun musunuz, yoksa parlamenter demokrasiyi mi savunuyorsunuz? Parlamenter demokrasiyi arzu ediyoruz. Çünkü bizim Cumhuriyet çizgisinde, Atatürk çizgisinde laik bir partiyiz. Rahmetli Süleyman Demirel döneminde de öyleydik. Hala öyleyiz. Biz bu çizgimizi bozmadık. Çünkü siyaset Türkiye'de çok önemli. Siyasetin milli olması lazım. Cumhuriyet'in kuruluş felsefelerine bağlı olması lazım. Biz parlamenter sisteme, demokrasiye, laikliğe sonuna kadar bağlıyız. Çünkü ben de bir Cumhuriyet'in hocasıyım. Birlikte olduğumuz arkadaşlar da böyle düşünüyorlar. Benim Hakkı, gibi düşünüyorlar. Hakkı Özdal'ın bir sorusu var Vecdet Bey. Tabii ki. Vecdet Bey merhaba. Tansu Hanım gelip sizinle görüştüğüne göre sizin partinizden bir şey ummuş olduğu açık. Teşkilatlanmanız, örgütlenmenizden bir şey umduğu açık. Belki bununla ilgili de bir iki cümle söylemek istersiniz ama ben şunu da merak ediyorum. Şimdi Tansu Çiller'in siyasete yeniden dönme isteği üzerinde pek çok spekülasyon yapılıyor doğal olarak. Bunlardan evet. Bir tanesinin aslında doğrudan kendisi için bir siyasal gelecek, yeni bir siyasal gelecek arzulamadığı ama Cumhur İttifakı'nın merkez siyasete müdahalesinin bir aracı olarak davranma eğiliminde olduğu yönünde bir yorum ya da tahmin var. Sizin görüşmelerinizden edindiğiniz izlenim nedir? Tansu Hanım gerçekten inanarak kendisinin yeniden siyasete önemli bir aktör olarak dönebileceğine inanarak mı davranıyor? Yoksa aslında başka bir siyasi mimarinin içinde işlevli olacak bir pozisyon mu arıyor? Bu konuda bir gözlem yapma şansınız oldu mu? O günkü konuşmaları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yakın bir konuşma yapmadı. Yani bizimle bu minvalde bir konuşma yapmadı. Çünkü belki de bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne benim o konuşmalarımda oturduğum zaman uzak olduğumu, muhalefet ettiğimizi belki hissettiği için olabilir. Böyle bir şey söylemedi. Ancak ben tabii ki benim şahsi kanaatimi soracak olursanız, tabii Yeni Kapı mitinglerine gitmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeninde yer alması, en son açıklamış olduğu başkanlık sistemini destekliyor olması bizim önemli görüş ayrılığı içerisinde olduğumuzun ve onun da istikametinin en önemli şeyleridir, kanıtlarıdır diye düşünüyorum. Bizim tabii birlikte olmamız mümkün değil. Yani bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne iktidara payanda olmamız mümkün değil. Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almamız mümkün değil. Yani yarın biz
Bizim arzumuz, tabii ki Millet İttifakı'na destek veriyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bürokrasiden dostumuz, arkadaşımızdır. O da bizim gibi devletten geliyor. Cumhuriyet'in kazanımlarına, Atatürk'le, layıklığa sonuna kadar bağlı olduğunu biliyorum. Uzun süre sohbetlerimiz oldu. Geçen seçimlerde, yerel seçimlerde Ekrem Bey'in, işte Mansur Bey'in seçiminde biz de desteğimizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdik. Bahadır Özgür'ün bir sorusu var Sayın Başkan. Çizgimiz birlikte tabii ki. İyi geceler hocam. Eğer i̇yi özel, geceler. Özel değilse, şimdi bu sorunun iki yönü olacak. Birisi, daha önce üst düzey bir bürokrattınız, tamam alanınız değil ama Tansu Hanım'ın çok övündüğü konu biliyorsunuz ekonomi profesörü olması. Evet. Şimdi geçmişte gerçekten anladığını düşünüyor muydunuz? Yani sizin gözleminiz neydi? Bir onu soracağım. Bir de bu sohbet özel değilse şu an ne diyor ekonomiyle ilgili mesela? Çok mu iyi buluyor? Bir önerisi mi var hani sohbetinizde? Böyle bir şey getirdi mi? Tabii yani özel bir konuşma belki. Bunu söylemem tabii etik olmayacaktır. Daha detaylara ben girmek istemiyorum. Ama Tansu Hanım'ın tabii ki mutlaka Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ekonomi hocası. O gün ekonomi konuştuk. Söylediği şeyler doğru. Hükümetin de ekonomik politikalarını yani üstü kapalı da olsa eleştirdiğini gördüm. Yani yeni bir şeyler ortaya koyma çalışıyor. Söylediği şeyler mantıklı. Yani bana mantıklı geldi. Çünkü geçmişten gelen bir tecrübe var. Birlikte yaşadık bu tecrübeleri. Yani o dönemlerde ben de plan bütçe komisyonu toplantılarına katılıyordum. Sağlık Bakanı'nın bütçesini tanzim ediyorduk. Çünkü bir bürokrat, üst düzey bürokrat olduğunuz zaman ekonomiye vakıf olmanız lazım. Bütçeye vakıf olmanız lazım. Hazineye vakıf olmanız lazım. O dönemlerdeki yanlışlarını görebiliyor. Yani o dönemde bizim de hata yaptığımız, o dönemlerin yanlış olduğunu ama sonraki dönemlere göre o dönemlerin daha iyi olduğunu ifade ediyor. Biz gecelik faizlerin yükseldiği o dönemlerde bu gemiyi batmaktan kurtardık dedi. Yani orada hakikaten çok çabuk savuşturuldu ama şimdiki kriz öyle bir kriz değil. Şimdiki kriz felaket bir kriz. Yani bunu toparlamak öyle kolay bir iş değildir. Yani onlarca ekonomistin bir araya gelmesi, Türkiye ile ilgili mucizevi bir proje plan geliştirmesi lazım ki biz de bu çalışmaları yapıyoruz şu anda partide. Yani hocam anladığım kadarıyla hani biz en azından gemiyi kurtardık. Bunlar kurtaramayacak demeye getirmiş diye anladım ben. Hani sizin öyle bunu söylemiyorsunuz ama bunlar batıracak. Biz evet. Ben en azından batırmadım, kurtardım diye bir yorum olduğunu anladım. Tabii, teşekkürler. Tabii. Şey diyorum. Sayın Öz çok teşekkür ederiz. Bize çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Yalnız ben buyurun. Bir şeyler daha söylemek tabii, istiyorum. Müsaade eder misiniz? Tabii buyurun. Yani şimdi ittifaklardan açıldı konu. Bakınız bizler çok tecrübeliyiz. Devletten geliyoruz. Ben 11 sene ağır bürokrasiden geliyorum. Devleti çok iyi bilen arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Şu anda devletten gelip de partinin başında olan genel başkan sayısı az. Bunlardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu. O da biliyorsun devletten geliyor. Evet. Aynı dönemin bürokratlarıyız. Dolayısıyla bakın Türkiye'de siyaset kurumu çok önemli. İlk önce siyasetin olmazsa olmazı milli olmak zor. Bunu vatandaşın çok iyi tatması lazım. Siyasetin iş yapabilme kabiliyeti toplumsal huzurun, güven duygusunun, istikrarın yegane teminatıdır. Burada tecrübe ve Cumhuriyet döneminin felsefesinden sapmamış politikalara ihtiyaç var. Ekonomi politikalarına, milli politikalara ihtiyaç var. Bu politikaların böyle olduğu söylenemez. Neden söylenemez? Ben de burada Adalet Partisi'nin genel başkanı olarak Dr. Vecid Öz'ün bir iddiasını ortaya koymak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1980 darbesinden sonraki siyasette bir operasyona maruz kalmıştır. O operasyon Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinin sebebidir. O dönem sebep Adalet ve Kalkınma Partisi sonuçtur. 2001'li seneler FETÖ terör örgütünün siyaseti ele geçirdiği, bilakis FETÖ devlete sızmamıştır, milli görüşten ayrılan siyasetçilerin FETÖ'ye sızdığı, işbirliği yaptığı bir operasyonel süreçtir. Burada bir Darül Harp projesidir Türkiye'nin başına getirilen. Bugünkü ekonominin ve diğer yaşamın her alanındaki sıkıntıların tek sebebi bu projedir. Bunu iddia ediyorum, projedir. Zaten bunu devletin başı söyledi. Aldatıldık, kandırıldık dedi. Sorarlar adama nerede aldatıldın, nerede kandırıldın, o kandırıldıktan sonra neler oldu, hangi zararları gördük diye sorarlar. İşte o zararlar. Bakın Türkiye'de tarihinden koparılmış bir millet, Kur'an'dan koparılmış bir din,
askeriyesi tahrip edilmiş bir devlet, demografik yapısı tahrip edilmiş bir vatan, ekonomisi çökertilmiş bir ülke yarattılar. Proje buydu. Bu anlaşılmasın diye de Osmanlı sosuna batırılmış, din ceketi giyitilmiş, ecdatla İslam'la alakası olmayan çakma bir düzeni ezan, selam, mehter eşliğinde dayattılar. Televizyon dizileri eşliğinde dayattılar ve bu çöküş şu anda bunların neticesidir. Bilakis muhalefet diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi beceriksizdir. Bilakis ben becerikli buluyorum çünkü bunu başarmak üzere geldiler ve başardılar, becerikliler. Bu bir projedir. Bu projenin geldiği noktadır. 2014 senesinde aralarında çıkan Semben kavgasından dolayı bu gerçek ortaya çıkmıştır. 17-25 Aralık sürecini yaşamışızdır. O dönemler çok sıkıntılı dönemlerdir. Ve 2018 senesinde Cumhurbaşkanı bana bu yetkiyi verin, Türkiye'yi bakın uçuracağım dediği dönem 283 milyar liradan 2003 senesinde teslim almış olduğu borç stoğunu 2019 senesinde 1.3 trilyon liraya eriştirdi. Her sene katlanarak arttı. 2020'de 1.8 trilyon lira, 2021 senesinde de 2.7 trilyon liraya eriştirdi. Bugün bu dış borç faizinin 34 milyar dolar olduğu düşünürse bu faizi bile ödemekten aciz bir ülkeyi yönetiyorlar şu anda. Bakın bu Türkiye'nin ekonomisinin değil, Türkiye'nin esnafıyla beraber, milletiyle beraber moratoryuma gitmesi, çöküşü demektir. Bakın çok ciddi bir şey söylüyorum. Evet. Bu salgın, mevcut Ukrayna krizi, bunlar da üstüne tuzu biber olmuştur. Depremler, seller, orman yangınları, bunların hepsi tuzu biber olmuştur. Türkiye'yi toparlayacak ciddi, tecrübeli bir siyasete ihtiyaç vardır. Bugün ittifak partilerine ben buradan sesleniyorum, Millet İttifakı'na da. Bizim çok geniş bir yelpaze içerisinde birleşerek bu işleri iyi bilen, devletten gelen, bu işin ilmini bilen, üniversitelerden gelen çok kıymetli insanlara ihtiyacımız vardır. Artık ittifak tartışmalarını, koalisyon konuşmalarını bıraksınlar, Türkiye'nin ana meselelerine, sefalete, işsizliğe, açlığa getirelim. 2021 senesinde işsizlik konuşuyorduk, şimdi sefaleti konuşuyoruz. Bakın açlık sınırı da sefalet sınırı belli. Sefalet sınırı tam da şu anda asgari ücret kadardır. Açlık sınırı 13 milyon liranın biraz üzerindedir. Bugün hepimizin aldığı maaşlar 13 milyon liranın altındadır. Yani hepimiz açlık sınırının altındayız. Sefalet sınırına doğru gidiyoruz. Türkiye'nin %99'u böyledir. Belli bir kitle vardır. Türkiye'nin milli hasılasının %80'inin kaymağını yiyen, posasını da paylaşan %80 vardır. 20'si bu memleketin kaymağını yiyor. Bu yandaş iş adamları, işte oligark diyor şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, doğru söylüyor, ben de katılıyorum bu sözüne. Bunlardan bu Türkiye'yi biz kurtarmadan, Türkiye'nin bu yok oluş projesine son vermeden, Cumhuriyet'in kazanımlarını yok ettiler. Ne varsa Türkiye'de yerle yeksan ettiler, bunları yeniden geriye dönüştürmeden, Cumhuriyet felsefesine dönmeden, Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin felsefesine dönmeden, bir araya gelmeden kesinlikle bunlar çözülemez. Ne Tansu Çiller düzeltebilir, kim gelirse gelsin, yani bunun ay Tansu Çiller zaten içerisinde düzeltemez, hiç kimsenin öyle bir öyle bir fikri yok. Benim düşüncem şu, şöyle düzelir yani: Millet İttifakı Cumhur İttifakı değil, Cumhur İttifakı'na karşı bir milli mutabakat ekibi kurmak lazım. Milli mutabakat, evet. Milli mutabakat çok önemli. Bir tane partiyi, bir damlayı açıkta bırakmadan yapmak lazım bunu. Önce Türkiye'yi bu iktidardan kurtarmak lazım. Ondan sonra normal demokratik yarışımıza devam ederiz.